Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi günler. Günaydın Merhabalar. diyeyim. Günaydınlar. Buyurun. Merhaba hocamıza soru sormak istiyorum. Ay çok heyecanlıymış. Hoş geldiniz. Çok Hoş bulduk. normal Merhaba. heyecanlı olmanız. Canlı yayına bağlandınız. Bir televizyon kanalında hiç tanımadığınız insanlara bir derdinizi anlatacaksınız. Evet, Heyecanınızı sağ biraz olun. yatıştıralım biz. Evli miyiz? Valla evliyiz. 25-23 senelik evliyim. 15 sene süren bir evliliğim oldu. 7 Evet. senedir aldatıldım. 7 sene aldatılmanın içerisinde işte uğraştım. 3 çocuğum var. Yuvamı kurtarayım diye çabaladım ama yani olmadı. Ondan sonra işte devam ediyor. Yok diye inkar falan ediyordu. Ben de çocuklarımı alarak evden çıktım. Ondan sonra mahkeme açtım. 3 senedir ayrıyım. Çocuklarımla geldim. Mahkeme karar verdi ama ben istinafa çıkardım. Hocamıza bunu sormak istiyorum. Hani kendi açımdan yanlış bir şey mi yaptım? Kendisi nikah istiyor da ben vermekte hani çocuklarımın hakkını aramak istiyorum. Çünkü hiçbir şekilde yardımcı olmuyor, Kendisi bakmıyor. niye intihara kalkışıyor? Ben orayı anlayamadım. Yok intihar değil. Soyadını istiyor, nikah istiyor. Boşanmak istiyor. Nikahı istiyor. Boşanmak istiyor mu istemiyor mu anlamadım. Boşanmak İstiyormuş. istiyor. Ben de Hayatında biri var mı? mahkemenin var. Aldattığı kişiyi almadı ama başka birini Ben aldı. şunu sorabilir miyim? Siz mi dava açtınız, o mu dava açtı? Ben açtım. Peki siz dava açtınız. Şu an eşiniz boşanmak istiyor, doğru mu? Evet. Siz hem dava açıp hem niye boşanmak istemiyorsunuz? Ya ben boşanmak şöyle. Bana verilen mahkemenin kararlarını hem yeterli görmediğim için hem de bir hak ödemediği için Nafaka mı? Yani nafaka mı nafakayı ödem? ödemiyor, tazminat açıldı, ödemiyor. Ben size şunu söyleyeyim. Bu hukuki bir konu. Yani kendi sınırlarımı dışına çıkmak istemiyorum. Onun böyle ben ödemiyorum, canım istemiyor, ödemiyorum diye bir durumu yok. Hukukta kural nettir. Mahkeme kararı gider. Tabii. Onun hesaplarına gerekse bloke konulur. İş yerine çalışıyorsa o mahkeme kararı oraya gider. Orada nafaka kadar maaşından kesilir. Yasa çok nettir. İnsanların keyfine göre hukuk işlemez. Seve seve O, öder sonra. yani evet o Ya mahkeme işte ya da, eğer affedersiniz itiraz edip lafınızı yarın bir de bölüyorum da buyurun. zaten bunları itiraz etti çalışmadığına hastayım diye bunları söyledi de hayır ben şu noktayı sormak istiyorum. Ben bunu uzatmakla kendime hata mı ediyorum diye. Ben şunu söyleyeyim. Geri dönüşü var mı bu saatten sonra bunun? Yok. Geri dönüşü Kesinlikle. olmayan her şey. Bakın siz kendinizce içten içe karşıdakini boşanmayarak cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Bakın. Ama sizinle ömrünüzden gidiyor. Bir kişi kaybetmez burada. Sizinle ömrünüzden gidiyor. Bakın siz zamanında bunu bitirseydiniz belki bugün bizi sadece sakin sakin izleyecektiniz. Ama şu an bu konu bile sizi meşgul ediyor, değil mi? Bir uzmana bağlandınız fırsatı bulmuşken. Bu ne demek oluyor? Sizin hayatınızın bir yerinde kapanmayan bir problem olarak sürekli sizi meşgul ediyor. Boşanmanın amacı nedir? Ben artık bu insana mutlu olamamdır. Yoksa onu cezalandırayım, ondan intikam alayım. Ben başka biriyle evlenmeyeceğim, o da benden başka biriyle evlenmesin. Ben mutlu olamıyorum, o da olamasın gibi değil. Çünkü her cezalandırma iki taraflıdır. Eğer yanlış yapıyorum derseniz, geri dönüşü yoksa, sevgi ve saygı yoksa, umut yoksa, bana kalırsa sadece sizin için değil, bizi izleyen herkes için şunu söyleyeyim. Bu işlerin en kısa zamanda bitmesi gerekiyor. Bir kapıyı kapattınız mı, dönüp anahtar deliğinden içeri bakmayacaksınız. Adam ne yapıyor? Evli mi? Hayatı iyi mi gidiyor? Kötü mü gidiyor? Bu bizimle ilgili bir şey değil artık. Çünkü birçok kişi ayrıldıktan sonra ayrılık kararını, doğruluğunu neye göre ölçüyor biliyor musunuz? Diğerinin hayatına göre ölçüyor. Benden iyi bir hayat yaşıyorsa, tüh büyük balık kaçırdı, keşke boşanmasaydım. Benden daha kötü bir hayat yaşıyorsa, iyi ki de boşanmışım. Bak benden sonra ben elimi çektim ne hale geldi. Biz kararı neye göre veririz? Boşandıktan sonraya göre vermeyiz. Boşanma gerekçelerine göre karar Çok vermeliyiz. güzel söyledin zaten. Evliliğinde yaşadığın sorunlar 23 yılda sen bu ilişkiyi iyileştirememişsen bu saatten sonra zaten diyorsun ya geri dönüşü de yok. O zaman niye boşuna kendini zamanında çalıyorsun ki? Bu ömür senin de ömrün sonuçta. Ve geri dönüşü yok. Ve en kıymetli şey zaman. Tabii ki de Hiçbir zaman geri hayatta geri getiremiyorsun. alamayacağınız tek bir şey Evet, vardır. en kıymetli Zaman. şey zaman. Yani Ve bunun insan aslında belirli bir yaşa geldiği zaman bunun kıymetini çok daha iyi anlıyor. ya bu biraz Bir şeye saatin, dönüşmüş. yarım saatin, Çok önemli dakikanın tabii ki bile de. ne kadar önemli olduğunu fark Tabii ki. ediyorsun. Yani ben burada hani hesaplaşma duygusuyla bir de cezalandırma duygusuyla hareket etmenizi istemiyorum. Hukuk bir karar verdi.
size uymayabilir. Ama şöyle de bir şey vardır. Yani her kararın bir bedeli vardır. Ben boşanayım ama bizde böyle Türk tipi bir fantezi vardır. Acısız ayrılık sendromu. Boşanayım, annemin tansiyonu çıkmasın, babamın şekeri çıkmasın, konforum bozulmasın, çocuklar etkilenmesin, böyle boşanayım. Böyle bir ayrılık dünyanın hiçbir yerinde yok. Her ayrılığın belli dönem bedelleri vardır. Bir doğum bile 9 ay sürüyor değil mi sancısı? Doğru. Sonuçta ne oluyor? Bir ortaya... süreç yani. Evet, her şeyin bir süreci vardır. Bir Peki. ayrılık bir süreçtir. Sonrasında yolunu çizer toparlanırsın. Yolunu çizmez oturup onun yasını tutarsın. İkisi de bir seçim bak. Sen hangisini seçersen o önüne gelir. Doğru. Ya ben boşandım artık önüme bakacağım, yolumu çizeceğim dersin. Sana yeni bir sayfa verir hayat. Ya da dersin ki ben yeni bir hayatın sorumluluğu almak istemiyorum. Oturup eskisinin yasından veya eskisinin patinajını yapayım. O da bir tercih. Doğru. İnsanların boşandıktan sonraki yaşamlarının çoğu kendi tercihleriyle ilgilidir. Veya ayrıldıktan sonra veya bir yeni bir sayfa açtıktan sonra. Bu bizle ilgili bir şeydir. Sen boşanırsın, yas tutarsın, diğeri boşanır. Oh be, dünya varmıştır. Bak, ikisi de aynı şeyi yaşıyor. Hı hı. Biz boşandıktan sonraki sorumluluğu üstlenmek zorundayız. Evet, dedin ya anahtar deliğinden bakmayacaksın. Bakmayacaksınız. Yani. Sizden ayrıldığınız kişinin sizden sonra ne yaşadığı onun tercihidir. Onun tercih. Peki. İnşallah verdiğiniz karar sizi güzel günlere götürsün. Ne diyelim? Ama boşandınız, bitti. O ne yapıyor? Hangi evde oturuyor? Evet. Kiminle evlendi? Artık onun problemi, sizin probleminiz değil. Kesinlikle. Peki. Diğer telefonumuzu da alalım. Seyircimiz hatta bekliyor. Alo. Alo, merhabalar. Kolay gelsin Nur Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buldum. Bu arada rahmetli annemin ismi de Nur'du. Ayrı bir sempatim var size karşı. Ya canımsınız. Mekanı cennet olsun inşallah. Teşekkürler. O yani beyefendi de Instagram'dan da Serhat takip ediyorum. Serhat Yabancı, evet. Benim şöyle bir sorunum var. Benim 8 yaşında bir oğlum var ilk eşimden. 5 yıl önce ben boşandım. Oğlumla işte 5 yıldır yalnız kalıyordum. Şimdi ikinci bir evlilik yaptım. Bu eşim de hiç evlenmemiş 40 yaşında. Ya biraz mecburi bir evlilik oldu. Çünkü ben panik atak hastasıyım. Çalışamıyordum. Böyle bir zorunluluğum oldu. Şimdi eşim çok iyi bir insan. Yani normalde gerçekten anlayışlı. Ama çok fazla sinirli. Her gün kavga çıkarıyor çocuğun yanında. Ben her gün huzursuzum, mutsuzum. Yani eve bakıyor. Maddi durumu iyi. Bak yani kesinlikle bir şeyimiz yok ama eşim de sanırım ileri derecede böyle narsist gibi yani. Sürekli bana para vermez, telefonlarımı kontrol eder, çocuğun üstünde derslerini kontrol ediyor. Böyle yani bir baba gibi, gerçek bir baba gibi hissediyor kendini. Bu bir yönden güzel ama bir yönden de gerçekten ben çok sıkıntı yaşıyorum. En son mesela hangi konuyla ilgili kavga çıkarttı? En son bu hiç fark etmiyor. En son şu konuyla ilgili kavga çıkardı. Instagram'dan bir sürü kadın eklemiş kendine, tamam 50, belki 50'ye yakın. Ben dedim işte bu kadına niye ekliyorsun? Sen de Instagram takip ediyorsun diyor. Erkek hocaları takip ediyorsun diyor. Yani böyle çok çocuksu davranışları var. İlgi çekmek istiyor biraz daha. Psikiyatriye gidelim diyorum, kabul etmiyor. Peki hani şöyle şunu sorabilir miyiz? Mesela ilgi çekmeye çalışıyorsa... Evet. Acaba aranızda duygusal anlamda birbirinizi tatmin edecek bir boşluk mu var? Yani bir erkek sürekli sorun çıkarıyorsa, hani bir kişilik özelliği değilse bu. Evet. Bunun altında duygusal yani ilişki tatminsizliği vardır. Hı hı. Yani bu bardak niye bura kavgasını yapıyorsa o evde zaten mutsuzluk vardır. Anlatabildim mi? Yani acaba aranızda... Cinsel hayatlarını mı soruyorsun? Hem cinsel hem duygusal. Acaba aranızdaki duygusal... Hocam oraya geleyim ben. Bu erkek olarak hani daha iyi bilirsiniz. Tedavi yöntemi olarak söylüyorum. Eşim benim iki haftada bir testosteron iğnesi bulunuyor. Tamam. Yani bunları işte dediğim gibi hani orada bir sıkıntı var. Belki size karşı kendini yetersiz hissediyor yetersiz olabilir. Hissediyor. Belki sizden istediği o şefkati, ilgiyi, sevgiyi alamıyor. Çünkü o da 40 yaşında ilk defa evleniyorsa... yüksek beklentilerle evlenir insanlar geç yaşta evlendiklerinde. Hani ya bari bu kadar beklemişsem daha iyi evlilik yapayım diye. O bir mükemmelliyetçilik de aynı zamanda. Yani o arada mesela duygusallığı, cinselliği daha güçlendirmek gerekiyor. Daha çok sorun, daha az sorun konuşup daha çok iyi şeyler konuşmak gerekiyor. Bir de şeye dikkat edin. Dediniz ya ben hani kaygılı, panik ataklı biriyim diye. Bu karakterler genellikle mutlu olmayı değil, güvende olmayı esas alır. Eşinizin baba tarafını değil, koca tarafını sürekli aktifleştirin. Yani şunu hep vurguladığınız ne şey demek şu. O? Eşinizin baba yani sürekli iyi bir baba, iyi bir baba profilinden bahsediyor. Evet. Anladım. Yani o iyi bir baba olursa siz de onun çocuğu olursunuz. O zaman da evlilik sağlıklı olmaz. Siz onu bir koca olarak sürekli görün. Ve dediniz yani sanki biraz da mecburiyetten evlendim gibi. Yani yine güvenlik arayışı, yine güvende hissetme arayışı. Hı hı. O zaman da siz tamamen evliliği kendi hayatınızda bir konfora dönüştürürsünüz. İlişkinin
romantik tarafı ölür. Evet. Bir de galiba onun o eksik yönünü işte sağlık açısından bir problemden geçiyor. Cinsel bunu, yönden bunu, de tamam. etkiliyorsa. Evet, evet. Bununla barışık olmaları gerekiyor. Yüzüne vurmamak lazım ya, yüzüne değil mi? Yüzüne vurmamak gerekiyor. Zaten yüzüne vuracak bir şey yok. İnsanın başına her türlü sağlık sorunu gelir. Gelebilir. Karnınız da arayabilir. Cinsel sorunlar da yaşayabilirsiniz. Duygusal sorunlar hem da yaşayabilirsiniz. Hem kadın hem erkek için. Tabii tabii herkes için. Bu tamamen iki tarafın bir kabulü olması gereken bir alan. Özellikle ikisinin arasındaki bir konu bu. Yani karnınız ağrırsa karın ağrınız eşinize çok yansımaz ama cinsellikle ilgili bir sorun yaşarsanız ya da duygusallıkla ilgili bir sorun yaşarsanız bu ikinizin problemidir. Çünkü doğru. ortak beslenme alanınızla ilgili bir sıkıntı yaşarsınız orada. Hanımefendinin doğru. orada eşinin bu durumuyla ilgili konuşması gerekiyor. Duygusallığı arttırması gerekiyor. Cinselliği arttırması gerekiyor. Ve onu bir sığınılan baba gibi görmek yerine o öncelikle benim eşim. Baba olarak değil, koca olarak görürse karşıdaki de. Çünkü arada bir küçük ipucu da verdi. Hep ilgi çekmeye çalışıyor dedi. Senden ilgi çekmeye çalışıyorsa demek ilgi alamıyor yeterince. Bu açıdan da yorumlanabilir. Peki. O zaman ne yapacak? Eşine bolca ilgi gösterecek. İlgi, yani karşılıklı. Evet. Kadınlar ilgiyle, erkekler övgüyle besleniyordu. Bol bol kocaya pof pof. Yani evet. bu da bana şey geliyor. Sahte Serhat geliyor şimdi. Ya. Onu da açıklayayım sana. Serhat şöyle sahte geliyor. Yani o duyguyu hissediyorsan söylersen zaten, bir anlam kazanır zaten gibi. Zaten ortada bir şey yoksa adama gidip de kral kraliçe demene gerek yok. Ortada bir şey yoksa ne evet, yapacağız? Yani zaten pof ortada bir gerçeklik adamı? Yoksa zaten ortaya koyduğun şey samimi de olmaz. Nasıl pof poflayacağız adamı? O reklamdan sonra mı konuşalım? Bak şimdi de kalmamış. Tamam reklamdan sonra konuşalım. Yani ilgi ve övgüyü reklamdan sonra konuşalım. Evet ilgi övgü çok önemli. Evet. Bilmiyorum siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Yani onda onları göremiyorsam ya da onda o özellikler yoksa şimdi adama ben onu nasıl söyleyeceğim? Bunu İlgi reklamdan ve sonra övgüyü Serhat'tan biraz sonra öğrenelim.